Evet arkadaşlar, ben Batuhan Furkan. Vizyon Çok programını moder etmek üzere buradayım. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne kodum liknesi köce benim elimi sıktı bari benim arkadaşım siz buyurun. Sonuçta. Siz? Ne biz? Siz kimsiniz? Kanalın sahibi bırakıyorum. Kim? Tamam. Ataberk Doğan mı? Ataberk Doğan. Siz? Ya oraya gerek yok. Söylemene gerek yok. No name zaten. No name zaten. Benim arkadaşım olduğu için burada. Torpil de burada yani. Torpil de mi? Evet. Seni bugünlere getiren ben olduğum için buradayım ben. Ya hadi siktir. Bir defa borcu olarak. Nasıl getirdin beni buralara? Ne yaptın? Elinde sihirli delik mi var? Al kodumun çocuğu yürü mü dedin ama. Yürü ya kodum. Fikirlerini ben yarattım. Konuşmanı ben yarattım. Abi seni ben yarattım. Bunu artık kabullenmen ya İvan'a sen misin sen? Bezemek seni ben yarattım diyor. Sanki tövbe aşağısın maaşa yarattı. Senin konuştuğun konular, ettiğin muhabbetlerin hepsinin fikir babası benim. Bugüne kadar hep geri planda kalmamın da bir sebebi vardı. Artık atılmaya başladı. He şimdi beni s**eceksin yani. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyor. Siz Atatürk Doğan size dedi ki no name. Bir vasıf görmedi sizde. Siz no name çünkü. Biraz sizi tanıyalım. Lan Google'a Umur Afan yaz dediğimi yine Atatürk Doğan veriyor. Allah Allah. Benim arkadaşım yani. Bir saniye ya. Benim hangi okulda okuduğumu söyler misin? Tamam Yıldız Teknik Üniversitesi. Önünden geçme ihtimali sadece trafikte. Bunu da söyleyeyim yani sana. Senin herhangi bir bilgi birikiminle, zekanla ya da çalışarak o okulda okuma ihtimali hiç yok. O yüzden bana boş boş... Tamam kardeşim olabilir. 10 senedir üniversite. Aya çıkmaya başlasaydın çıkmıştı şimdiye kadar 10 senede. Bitiremedikten sonra ne anladın? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim okulu bitirememin tek sebebi de sensin. Ne? Bak üniversiteye gelmişim. Edirne'den İstanbul'a gelmişim. Tamam. Beşiktaş'ın göbeğinde evimi tutmuşum abi. Adam geldi daha ilk okula gideceğim gün. Adam geldi yanıma. Aa bana diyor ki kanka diyor ben diyor işte kaç senedir zaten üniversitedeyim. Yok devamsızlık almazlar. Tamam dedim kardeşim sen işi biliyorsun. Abi ne okula gittik ne bir şey yaptık. Yani benim sınavım var ertesi gün bu ipne geliyor benim alarmımı kapatıyor. Sonra ben niye 10 sene okumuşum. Yani zaten 3 sene senin yüzünden uzadı okulum. Kim? 3 sene seninle Spidey yüzünden okulum uzadı. Yani Atatürk Doğan senin hayatını kötü yönde etkiledi. Bayağı çok kötü yönde. Ya kardeşim bu nasıl bir adam ben tanıtımını yapayım. Evet, şimdi bak normal şartlar altında arkadaşınla dışarı çıktığında ne olur dersin ki ben mesela gitmişim Umur'u kapısının önünden alma evet. Tamam mı? Bir adam cüzdanını unuttuysa ne yapar? Arabaya binerken aa kardeşim bir dakika der cüzdanımı unutmuşum der. Evet. Yukarı çıkar cüzdanını alır. Doğru olan bu mudur? Doğrudur. Bu mudur? Hayır. Sana göre değil. Amına koymuşum şapellere koyacağım. Bu ne yapıyor biliyor musun? Aşağı iniyor. Aa kanka ben cüzdanımı yanıma almışım diyor. Çıkıyor yukarı cüzdanı bırakıyor. Bu böyle bir adam yani. Şimdi gelip bana hiçbir savunması yok. Bak şimdi benim onu yapmada olayım şudur abi. Sen kazandın, ettin. Bana bakmak zorundasın. Bak şimdi Allah çünkü bak. Çünkü çocukluğunda sana da ben baktım. Elini çek, tarih et. Koyarım abi. Biraz daha sakin. Eller kollar oynamaz. Abi biraz geliyor daha sakin. Ama sükunet içerisinde tabii. Sayın moderatör. Evet benim. Ben koyarım böyle programı bak beni dinlenin. Ama öyle programa hakaret falan yok. Çay çorba geliyor boyuna. Yani bu prodüksiyonu yedirmem böyle küfür hakaret. Tamam. Sakin. Tamam. Herkes sükunetini korusun. Güzel. Kameraman da çıldırdı ama. Evet. Alfazon'un sahibi çıldırdı ama buna koyayım. Hadi bakalım. Tabii tabii. Eline sopayı al. Evet. Sınav de... Ya şimdi patron ya gerginliği var onun ya. Ne kovarsın ya saçmalarını. Anladın mı? Benim biraz sorularım var. Yaşadığımız evet. Yakın tarihle alakalı. Bunlar hakkında sen görüş... Ya bu kameraman iknesi telefonla oynuyor bak benim bütün konsantrem bozuluyor. Sikerim moderatör sen git oraya da satış yani. Yok yok. Ben... bize bırakıyorum burada göz önünde. Benim sadece borum burada ötüyor. Sikerim öyle şey. Borum burada ötüyor. Şuraya çıktığım zaman yine patron ötüyor. Kardeşim bak bizi de birbirimize düşürüyorlar evet. Ha. Sakin sakin. Benim sende. Sakin. Benim sende. Gel bak. Uzak dur bak. Evet. 3. Dünya Savaşı çıktığı yönünde haberler geliyor. İşte İran onu bombalamış, Amerika oraya füze atmış, o ölmüş, bu kaçmış. 3. Dünya Savaşı bugün çıktı. Amerika İran'ı vurdu. İran dedi ki s**m yapacağın işi dedi onu vurdu. O ondan sonra geldi sağdan Yunan, İran soldan. İran öyle mi diyor s**m yapacağın? İranlar öyle demez muhafazakar adamlar. Yani küfür etmez. Evet küfür zaten. Etmezler. Arapça bir şeyler söyleyebilir. Arapça yani. Değil Farsça. Farsça söyleyebilir. Tabii orası geçer. Ama Türkiye'nin sağından solundan Edirne'den geldi Yunan. Aşağıdan geldi Suriye, Irak, İran. Bunu amcana koyarım vallahi öyle kolay değil o işler. Türkiye'nin içine kadar geliyorlar. 3. Dünya Savaşı başladı. Ülkeyi işgal etmeye başladılar. Savaş bir direniş olacak. Bu direnişe katılır mıydınız yok? Ben abi tasımı tarağımı alır sikerim. Delikanlı mı olacağız? Delikanlı tamam, gibi. Tamam hadi bakalım. Objektifinizi merak ediyorum. Tasımı tarağımı toplar gider miyim? Yoksa oturur vatanım milletim için savaşır mıydım? Öncelikle sizden girelim. Şimdi savaşa da bağlı. Ama ben abi. Uzun köprüden abi bir koydum mu? 5 dakikaya Yunanistan'dayım. Ya Yunan zaten geliyor senin gitmene gerek yok. Atatürk'e devam etsin delikanlılarla dolayı kendilerini bekliyorum. Çünkü kamerayı gördükten sonra burada adam değişir. Aynen ben de aradım ki anasını İsrail'i biçeriz. Bunun işi. Bunun işi abi. Varsın yapacağından dolayı söylüyorum zaten.
Sanki bir şey dedik. Ne hemen? Abi ben açık konuşayım mı? Savaşın boyutuna bağlı. Mesela yani nasıl boyutu? Bu saatten sonra yastık savaşı. Kardeşim. Adam diyor ki adam bomba atmış ya. Tamam, bomba atmış. Ya şimdi bomba attıysa ben sikim yiyeceğim zaten orada. Bak bir imamın elimde bıçakla bomba atmış. Aynı Kurtuluş Savaşı manzarası. Bak ben sana bir olay anlatayım mı? %100 özetleyecek bu olayı. Evet, dinliyoruz. Karköy'deyiz. 13-14 yaşlarında falanız değil mi? Halı sahada kavga yapıyoruz ama hedefimiz belli. Kavga çıkaracağız yani. Neyse çocuklar da gelmiş top oynamaya gelmişler. Yani. Biz de savaşa girer gibi gitmişiz yani. Benim götte sopa var bana koyayım. Şort var buradan böyle. Gibi uzatmışım onu. Biz çocuklara sert giriyoruz, faal yapıyoruz falan. Tam halı saha zil çaldı, maç bitti. Kapıda bizim çocuklar başladı vurmaya. Şimdi Umur'u biliyor musun? Umur anlattığı gibi yani anladın. O zamanlar daha bir içine kapanık. Neyse bana koyayım. Başladık birbirimize vurmaya. Onlar bize vuruyor, biz onlara vuruyoruz. Ben de Umur'u arıyorum. Umur'u kollayacağım ya bir de. Biz orada savaşıyoruz, cebelleşiyoruz. Adamın oğlu hemen halı sahanın yanında bir tane kuru yemişçi var. Çekirdek almış oradan. Arabanın tepesine çıkmış. Tavandan bizi izliyor. Ben gireyim. Bak şimdi sıkıyor yani. Sanki ben yokum burada. Ben orada çekirdek yiyormuşum. Lan ne çekirdek yiyeceğim? Yemedin mi? Ben çekirdeği yedim. O ayrı bir konu. Abi bir tane adam var. Bak dövdükleri de bir tane. Bir dövdükleri tamam. Adam bir kişi. Bizimkiler 15 kişi adam dövüyor. O oğlu vuruyor. Çocuk hepsini de karşılıyor. He bak. Ben ama kıyım orada çekirdek yemiş. Tamam da ben vursam ne olacak, vurmasam ne olacak? Sonra çocuk abileriyle geldi. Ama ben hazırlıksız yakalandım yani öyle söyleyeyim sana. Tokadı vurmayayım sana. Hani götümü döndüm. Götümü sana dönmüş gibi olsa sıkıntı yok. Hiç de sağlam koymuyor ki Allah eylesin. Böyle döndüm arkamı. Arkamı döndüm gibi lavuk başladı bana saldırma. Ne yapayım şimdi? Saldırmaya başladı. Ya. Çocuk saldırmaya başladı. Tek başıma. Patates zaten. Tek başıma. Şimdi saldırıyor bana ya. Ben kapandım a**ına koyayım. Ne yapayım yani Allah aşkına? Kaçabilsem kaçacağım zaten. Çocuk fırsat vermiyor ki kaçma ya. Ben Umur'la kavgaya gireceğim zaman çocukken daha çok korkuyordum. Kendimizi bir şekilde koruruz. Bunu nasıl koruyacaksın? O da senin abi boynunun borcu. Ya boynumun borcunu sikeyim. Allah bana senin gibi bir veba vermiş a**ına. Sor baba. Konumuza geri dönersek. Hala o net cevabı alamadım. Tamam. Ülkeden kaçar mısın? Tamam hani karakterini kaçar. Biraz karakterini biraz analiz ettik anılardan. Kaçmaya meyillisin. Abi 5 kilometre. Niye kaçmayayım o***a koyayım? Sen kaçmaz mısın? Bana onu söyle ya. Neresi 5 kilometre? Yunanistan, Bulgaristan hepsi 5 kilometre. Vatanı milleti bırakıp kaçarsın yani. Ya duruma bağlı tabii. Bak ben sana bir şey söyleyeyim şimdi. Bak aklılık payı var. Bomba bomba atıyorsa adamlar bize nükleer silahla evet. Falan saldırıyorsa değil. Ne yapacağım? Sapanla yani cevap mı vereyim adamım? Yani savaş bitmiş, ülke bitmiş. Ondan sonra bir direniş var. Tamam. Direnişe katılır mısın yoksa dersin ki bunca kahrı ben mi çekeceğim? Yani mesela ben sıvışır yani. Mesela ben savaş başladı. Ya base kalırım anladın mı? Pusuda kalırım yani. Dumbledore'un arkasına pusarım. Mesela yani. Ben savaş başladı an dakika gider köyüme yerleşirim. Arak kafası köye gelmeyecekler mi? Ben köyüme yerleşirim fındık ekerim benim olmaz ki kim gelmiş kim gitmiş. Amca sen nereli? Samsunluyum. Üstten Rusya geldi. Tamam gelsin Rusya benim Rusya ile işim yok ben fındık ekiyorum. Arak kafası Rusya ne diyeceksin Ruslara saldırırken dur aga ben fındık ekiyorum mu diyeceğim. Dur davay diyeceğim ama. Fındık ekiyorum onu satarım diyeceğim hani ben oradayım ben koyan... Senin der fındığını ayrı seni ayrı der a**ım yatırdı kafana verdi ben ne oldu? Ben böyle yaparım ki direkt testim beyaz bayrağı kaldırırım diye. Ben kimliği de koyarım kapının önüne. Ya tamam senin değilim. Kimliğin TC kimliği değil mi? Tamam isterim. Koydum adam sana savaşa gelmiş ya. Benle bir iş sen, yok ki. Demek ya nasıl sen ne iş yok? Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tamam, değil misin? Vatandaşı. Sana savaş açmış adam. Tam geldiği zaman Rusya vatandaşlığına geçerim. Ya sana verdiler onlar da direkt Rusya vatandaşı. Ya ben istemiyorum ya benim seçimim değil bu derim. Senin seçimin yok kardeşim. Savaş. Adam savaş çıkarmış. Savaşta nedir? Şimdi zamanında Amerika... Ben adama mermi atmadım ki. Mermi mi attım? Tamam seni mi dinleyecek a**ım? Zamanında Amerika'da mesela gitmiş Hiroşima mıydı? Japonya. Gitmiş atom bombası atmış. Ya bak şimdi anlamıyorsun yanlış yaklaşıyor. Ya abi böyle bir mantık var mı Allah aşkına? Seni var ya Ruslar kuru kuru s**ler. Ya alakası yok diyorum ya bak. Seni ya benim... neyin alakası yok abi? Bak, senin de fındığına bakarlar. Salak sen bakarlar. Abi böyle bir mantık var mı? Samsun'a girmişsin sen. Tamam. Ne Samsun diyoruz biz de girmişsin. Neymiş Rusya ben savaşı fındık... açmışmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı köyde. Ruslar bana ateş etmeyin. Adam seni var ya. Ya bana neden? Ötünde ikinci deliği açar neden seni. Neden ateş etsin? Bak böyle düşünelim. Neden ya neden ateş, ateş etmesin? Sen bugün Türkiye'nin bir asker değilim. Bir dakika. Ya farzım sen askerisin diyelim tamam mı? Asker sen Allah göstermesin. Savaş kötü bir şey ama mesela bize yanlış yaptılar yani. Bulgaristan'a gireceğiz. Dediler ki emir bu. Önünüze geleni tarayın kodumu dediler. Sen şimdi ne yapacaksın? Bulgaristan'da Razgrad köyünde. Fındık eten adamı niye vurayım ki? Benim biz kardeşim emir savaş vur diyor sana. Giderim askerine vururum sonra karışmam ondan. Ben masumu neden öldüreyim ki? Biraz humanist bir yapım var benim. Humanist ne demek peki? Humanist insan. Götümden atıyorum öyle dinleyin. Bir şey mi yani? Bak insanı sevmek. Hani mesela ben seni severim. Biz o çocuğuyuz. Biz nefret ediyoruz insanlardan. Biz fındık eken adamı vururuz ya. Şimdi bizi suzan mı yaptı burada? Ya bak mı? Ben diyorum ki beni neden vursun Rus ya? Ya neden vurmasın? Adam sana savaş açmış ya. Ya emir aldıysa vursun tamam. Öleyim ya. Tamam istemiyorum. Öl artık ya. Tamam istemiyorum. Savaşın da yapacağı bak fındık fındık Nutella'nın sahibi sen ki
Nerede bak ya, fındık ekecekmiş, fındık var ekecekmiş. Benim köyde 6 dönüm arazim, ben ekerim orayı, biçerim. Sana bir şey söyleyeyim mi, Ruslar gelir oraya, tamam, tamam mı? Tamam, istemem, vallahi istemiyorum. Lanet olsun, bırak. Öldürmez ya. Öldürmez sana s**eyim, yatarım onu. Köyün girişine yatarım balık istifi, derim ki al vurmazsanız ananızı s**eyim, Rusça özür. Tamam, beyaz bayrak çekecektin, üstüne yaz vurmazsanız ananızı s**eyim diye. Beyaz bayrağın mantığına ters ama hani... Niye beyaz bayrak, barış demek mi? Barış demek, zeytin dalı. Can barış orası. Yaz o zaman. Ben kendi cevabımı vereyim mi kardeşim? Kendi cevabını ver. Beni öldürttürdün yok yere. Ben fındık ekiyordum. Tamam, sen karaktersizsin çünkü. Ya tamam, sen karakter... ülkede savaş çıktı. Mahalle yanarken orospu saçını tararmış. Ben bu fındığın peşinde. Yavşak Nutella'ya çalışıyor sanki. Yok aa, ben fındık ekiyorum. Ben alırım kilosunu. Lan adam seni dinler mi? Fındıkların arasından çıkartacaksın C4'ü, fırlatacaksın kafalarına. Tamam, bu adam kaçtı, ben öldüm ama. Bok sen öldüm. Seyit Onbaşı'nın torunu değil misin? Ya yok da bizzat şahsi torunluğu yok ama hani atalarım uzak ya. Bizzat şahsi bir torunluğumuz yok. Ama velaki tamam, bu adam kaçtı. Tamam. Kaçan adama bir bok yapmadın, geldin fındık eken adamı öldürttün. Ya zaten bu bir dakika aynı söyle zarfında kaçtığını söyle bana. Yani şimdi ilk kurşun atıldığında bir kaçmam. Baktın abi olmuyor. Oradan sıvışırız işte aradan. İşte Türkiye Cumhuriyeti böyle karakter sizlere emanet olduğu sürece inşallah bu bak yavşak işte. YouTube'a koyuyorsun. 7 kıtadan insan izliyor bunu. Dost izliyor, düşman izliyor. Amerika'dan girse savaş yarın bakanı. Senin yüzünden bu ülkede savaş çıkar. Biz Amerika'yı s**eceğiz. Yeri gelir İran'ı da s**eceğiz. Hepsini s**eceğiz. Tabii. Biz en kralız. Yangın. Yangın. Atatürk'ün emanet ettiği Türk gençliğine bak. Ya, yangın veriyor arkadan. Bir de yıldız teknikte makine mühendisliği okuyor bu. Ya, tek bildikleri böyle oturun Starbucks için, ders çalışayım. Lale devri artık. Çocuğu bunlar. Ha, gerek var mı? Hedef ben miyim? Tayfun. Yok. Yok. Zaten enişten böyle, sarmıştım. Artık böyle izleyeceğiz. Bunlar aslında... Yani yok yere çiftçiyi öldürttürdün, ülkenin çiftçisini öldürttürdün, adam kaçtı, adama hiçbir şey vermedin. Lan ne çiftçisi, adamlar öldürdüler sen. Bana ne, adam kaçtı kaçtı, adamı tutsana. Ya bu karaktersiz zaten, ben seni ben bunu kaçacağını tahmin ediyorum ki zaten, tamam, ben senin kaçacağına ihtimal vermiyorum. Ben niye kaçayım? 3 tane asker çıkar seni 3'e bölsen. Ben niye kaçayım, niye kaçayım, istemiyorum, ben vatanda mutluyum, öleyimse bunu. Fındık diyorsun ki, ceviz diyor yani. Sen anlat, sen anlat. Tamam, kardeşim bak tamam, bu kaçtı. Bomba mı attılar? Tamam dur, bekle. Gökten sopayı çıkartırım kardeşim, tamam mı, tuttun mu böyle beyzbol? Am**a kodumu düşmana derim, geri yollar ama en azından mücadele ederim ya. Moruk zamanında Yunanlılar basmış, köyü yakmışlar. Bu adam kaçtı, ben şey yaptım, sen savaşacaksın mı yani? Dümende. Ben öldüm, ben kaptan yapayım. Mıyım ben veren ne dümeni? Ben dümende değilim abi, mücadelem, vatana millete bir katkım olacaksa sonuna kadar varım. Benim var ölmeme vatana taraf, vatana. Bir dakika abi, ölmeme taraftarıyım. Ha, benim vatana katkım vardı, öldürttün beni. Ben sikri ne katkı, fındık diyorsun. Fındık. Mahalle yanarken orospu. Ver ya ver, ekrana versenize buradan ya, fındığın ülkeye katkısına bak. Nutella'nın komple varisi bizim ülke ya. Yani ha, fındık üretimi koy benim kafaya. Tam göt mü oldum ben şu? Aa fındık ha. Bu kadar. Tamam, ben ülkeye yararım vardı. Ben savaşmayı bilmiyorum. Senin götüne fındık sokar. Ya soksun. Salak gelir adam sana der ki Rus, der ki siktir git lan buradan der, fındığı da alır gider. Tamam alsın götünü, al s**ın amına soksun, istemiyorum fındık mındık. Ben niye öldüm yok kere, unut, oradayım ben hala. Ya kardeşim savaş çık amına. Tamam ben öldüm, bu kaçtı. Sen ne yapacaksın, en son sen mi kalacaksın, bekleyeceğim. Kardeşim ya. Şimdi en son kaldıysan... Senin bu vatana nasıl bir faydan olur? Oğlum base kalırım, base kalırım ha. Biliyorum ya. Tamam yani baktım en son ben mi kaldım? Sığınırım bir yere ama ülkemi terk etmem. Evet. Sığınırım bir yere, beklerim. Benim şu an merak ettiğim tek konu senin bu vatana nasıl bir katkın olabilir? Herkes ölmüş, yenilmişiz. Ben ölmüş, çiftçi bile s**miş yani, çiftçi bile gitmiş, ben ölmüşüm. Senin bu vatana ne gibi katkın olabilir? Çok güzel soru lan. Kardeşim, evet. İleride yayın açarım. Ha yaram, bir dakika. Yayın açarım, yayın açarım derim ki. Askerler gülsün. Gün, abi yok askerler gülmesin. Gün birlik günüdür derim. 2000 kişilik bir ordu yaparım. Sonra da Samsun'a senin fındık tarlasına gelirim, seni orada sikerim, derim ki bunun gibi ip neler bunu kaybettirdi vatanı. Samsun'a ayak basışım da benimki böyle olur yani, anladın mı? Ben giderim fındığımı ekerim, ben para... Ben ay neyse fındık sikeyim senin, alacağım buna 2 lira kuruya bir şeysin a**ım. Ne fındık aşkıymış bu kadar be. Evet fındık falan. Yalnız bu şey şeye benziyor lan. Güney Kore'nin Kim Jong-un. Allah çarpsın benziyor. Anaaa! Ben de. Bir dijital zoom alır mısın abi? Şeyi falan doğruymuş. O da değişik bir lavuk ya, şeyi falan doğruymuş. Eski sevgilisini falan asmış. Nerede var o? Az önceki zoom'dan sonra karaların kalbi inmemiş olabilir. Azıcık bir geri kaçsınlar öyle desin. Evet, çok doğru yakışıklılıktan dolayı güzel. Allah şükür diye. Sizin tek bildiğiniz, bu ülkede tek bildiğiniz Starbucks içmek, kalem kağıt. Özellikle ben sizin kafaya kuruluyorum. Okul... Ne var bizim kafamda? Bundan bahsediyorsun evet, değil mi? Evet, onu... Sen kesinlikle... Bak sen emekçi adamsın. Ben sen... biz baba, biz baba, biz ekmeğimizin peşinde. Peşinde. Bak biz ekmeğimizin... Ben ülkede savaş çıkmış, tamam mı? Ben hala fındık ekiyorum. Ha. Biz ekmeğin derdindeyiz. Biz... Bu yara...
derdindeyiz. Biz açlığın peşinden koy, açlığı yenmeye çalışıyoruz. Sıkırıyor adam Nutella'ya fındık satacak, ülkeyi kalkındırmaya çalışıyor. Orta sen... yapacağız, ekmek yapacağız. Yunanistan'a kaçıyordun. Sen Yunanistan'a kaçıyordun. Oradan yollarım abi. Sen sadece işte Starbucks'a gideyim, orada oturayım, dersime çalışayım. Kütüphane yani... çocukları. Ha, o modelde. Biz ekmeğin perderlerine düşmüşüz ya. Birader bu ülkeye bizim gibi insanlar da lazım yani. Ne alanda lazım? Ne kaçtın ya ülkeden, nasıl lazım bu ülkeye senin gibi bir insan? Beni asın koyayım ya siz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün idam çıksa bu a**cın asılması lazım bence. Vatan ihanet. Vatan aynı. Vatan aynı. Lan 80 yaşındaki nineler mermi taşımış. İple Çanakkale'de orduya. A**ım biz de askere ekmek yapacağız. Ya sen ne ekmek yapıyorsun? Sen Yunanistan'a kaçıyorsun oğlum, ne ekmek? Oğlum onun şakasına dedim. Tamam kes burayı kes, tamam mı? Ekmek bizde, poğaça bizde, buradaki... pasta bizde, börek. Buradaki sen Yunanistan'dan ekmek yapacaksın, Türkiye'ye git, savaş olan Türkiye'ye getirerek ama ekmek nasıl olur biliyor musun? Bedava. Askerimize ekmeğimiz, poğaçamız. Onu nereden alacaksın? Göt müsün? Pasta mı paralı abi? Çünkü o tatlıya giriyor. Malumunuz yılbaşını yeni geçtik. Yılbaşı ikramiyesi, elimde milli piyango çekilişi var. Gittim milli piyangoya. İşte dedin ki ben işte 80 milyon lira bunu alayım. Para mı çıktı? Evet, parayı çıktı. Evet. Bunu alayım. Aldın çıkışta seni iki tane böyle iri yarı. Parayı aldın mı? Parayı aldın çıkışta. Aldın mı alacağım? Bak parayı aldın. Elimde para. Para elinde. Çıkışta işte makineden sokacaksın, çıkartacaksın. Makinenin başında da iki tane zenci bekliyor. Nasıl makineyi sokacağım, çıkartacağım? AVM girişlerinde. O da otomatı mı bana? AVM girişlerindeki bir makine var ya. Piyango idaresi abi. X-ray'den geçiyor paralar. Para öyle ekstra. Ha. Ya hiç piyango tutturmadık. Nereden biliyorsun? Sanladım. Bir kere iddiada iki metre. Sen de misin? Sen de yani. Devam. Bekliyor. İri yarı böyle. 2 metre boylarında. Neyi bekliyor abi? Siyahi arkadaş seni bekliyor. 2 tane. Bu hikayenin sonunun ben nereye gideceğini bir ufaktan tahmin ettim. Şöyle evet. Ya alacaksın parayı. Ya parayı alırım iki. Ya alacaksın ya da uzayacaksın. Ya parayı alırsan ne olacak abi? Sen bana olmayacaksın. Parayla beraber adamları da alman lazım. Alman lazım işte, anladın mı? Niye ben sikiliyorum abi? Hem şart. Yani... şart. Ne, öyle bir şart mı var mı? Aynen öyle. Bir öyle bir şartı varmış. 80 milyon TL mi? Evet. Dolara böl abi. 13. Vay buna bak, tekte böldü lan. Yıldız, aferin Yıldız Teknik. Bir daha sana sallamayacağım Yıldız Teknik'ten makine okuyacağım. Ha çocuğu dur. Alır mıydın parayı? 13 ya. Milyon dolar. İlk önce bir basur ameliyatının şeyine bakalım abi. Kaça çıkıyormuş bu olaylar. Abi ben açık konuşayım mı? Bak, evet. İzleyen kardeşlerim kırılmasın. Evet. Ben kabulüm ya. Ben vallahi derim ki iki yaz üçüncü de gelsin. Bak doyumsuz bir şey. Doyumsuz bir şey bak. Yok iki. Ben şunun teklifini yaparım ilk önce. İki çok olur, bir olur mu derim. Sen üçü zorlarsın. Sıkıntı yok. 3, 4, 13 milyon dolar geliyorsa 13'e kadar gider yani. Şimdi bir... Milli piyango işinde bence mesela 13 milyon dolar değil de 100 milyon dolar olması lazım onun. Bak 100 milyon dolara bütün Afrika gelsin beni s**sin. Yo o da çok ağır olur da. Evet. Büyük konuştuk. Yarın öbür gün tutar 2021 bize gelir, denk gelir bir şey olur ki s**meyeyim kendimizi bütün Afrika. Bir de adamlar sınırlı. Sene geldiler geliyor falan. Ben açık konuşayım. Alır mıydın çantaları? Çantaları alırım abi. Çantaları alırım. Gidelim 1 milyon doları o bana çakan iki tane zenciye. Ya beni niye s**yorlar, ben ikramiyeyi tutturmuşum. Ben niye bunu anlatıyorum ya? Oldu diyelim. Tamam. Oldu. 1 milyon dolar alırım. Sen arasını karıştırma. 500 bin dolar yaparım onları. Tamam, bozdururum kuyumcuda. Evet. 500 bin dolar yaparım. Bana çakan adamları öldürttürürüm. Namusumu temizlerim. Ben böyle düşün. Şimdi linç de yiyebiliriz bunu söyledik diye. Sonuçta keyfe keder s**tledik yani. Para ihtiyacımız vardı. Şöyle bir şey var. Giden gitmiş. Tamam. Yavşak. Yani sen adamları öldürsen sen, bütün yere gelmiyor. Beni videoya alacak. Adamlar seni normal. Sen sadece onunla yaşayacaksın hani öyle. Bayağı böyle. Peki kim bilecek bunu bana bastık? Sadece sen. Sadece. Cümle alem bilecek. Aaa ya. Piyangoyu almanın şartı. El alem ne der kompleksine hiç beni sokma. Kendi kafa kafaya kalsan okey yani. Hani sadece sen bilsen okey. Sansür var mı? 100 net mi mesela bu olayda? Neyi net olsun pezevenk? Kildiğini mi hatırlamayacaksın? Hayır abi, mesela Türkiye beni sansürlü olarak mı görecek? Oğlum Türkiye seni görmeyecek, kendi içinde yaşayacaksın. Kendi içimde sikiyim, yaşarım amına koyayım. Peki gel ben sana bir soru sorayım. Sana bırak ikramiyeyi falan. 100 milyon dolar 600... Kabul. Kabul abi. Ne sonunu getir, hiç sıkıntı yok. Yo ben soruyu soracaktım ki. Tamam neyse, tamam önemli değil. Tamam. 100 milyon dolara sana çakacaklar, 120 milyon dolar olarak geri alacaklar bunu. Kabul etmiyor. Öyle bir şey yok. Hadi bakalım. 100 milyon dolar çakıyor. Tamam 100 milyon dolar bacağını şey yapacak. Sokacak. Yaşayacak mı sonunda? Kader kısmet amurum ya. Hiç götüme sokmadım bacak. Yani, ölürsem sıkıntı. Yani sonunda bana bir kontrat lazım babuş. Sen ölmeyeceksin diyecek. Ne yapacağım? Pezevenk karşı tarafla mı anlaşacaksın? Bilmiyorum. Neyin garantisini verelim sana ya? Bana onu getiren adam. Yani adam 100 milyon dolar veriyor. Benim ölüp ölmeyeceğim
neden bilmiyor? Sen nereden bilsin oğlum? Belki kaldıramayacaksın. Belki travma yaratacak. Belki şok yaratacak bu olay sende. Psikolojin çok bozulur ama ya. Sıkmışım psikolojiyi. Lan 100 milyon dolar. Bak şimdi ben de tam erkek orospusu oldum. Bir o tarafa gidiyorum, bir bu tarafa gidiyorum. Farkındayım da. Şimdi 100 milyon dolar geldikten sonra ben psikolojiyi her türlü düzeltirim. Ben vermem herhalde ya. Yok ya. Siktir para. Lan. Vermem ya. Kaç para var lan cebinde? Çıkart. Çıkart lan. Ben vallahi bak açık konuşayım. Ben 100 Montun milyon dolara... Montun cebinde 20 lira vardı herhalde. Ben bu konuda netim. 100 milyon dolar diyorsunuz ya. Oğlum kendinize gelin lan. Çocuklarım hepimiz burada 10 kişiyiz, toplayalım. Hayatımız boyunca çalışan 100 milyon doları bir arada görebilir misiniz? Ama bunun psikolojik boyutunu ben sokayım psikolojisine. Ne oldu? Oldu denedik işte bir kere. Adamlar, şey, lan 2 milyon dolara sana sıfır reset atarım. Zaten sen o düğmeyi yiyince zaten... reset atarsın kendi kendine de. Adamlar zaten kara, tamam mı? Gözünü kapattığına gözünün önüne geliyor. Kapkara oluyor. Hiçbir şey olmaz o gözüne. Salak karanlıktaysa daha iyi, adamı görmem. Abi ya, böyle bir şey var, oturamayacaksın. Ya, salak bir hafta oturamazsın. Ne oturamazsın? Bak bu yavşak tecrübeli ha. Ben size söyleyeyim, olayı biliyor. Anlat bakalım nasıl oluyor. Sen ucuza gitmiştir ama 200 liraya falan bağlamışlardır seni. Yok ya, ben hala psikolojik boyutum. Benim şu an düşünmek etmez. Kötü oldum ya. Oğlum nasıl kötü oluyorsun? 100 milyon dolar önüne düşün a**ını siktiğim. Şurada 100 milyon dolarlık bir çek var lan. Görmedim ki hiç hayatımda. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben ve ekibim adına. Mesela ben ve ekibim, ekip de olduk. Hemen kötü kalktı. Vallahi yeniden aşağı. Bana demedin mi buraya gel, kamu program senin rahat ol diye, kovmayacağım diye demedin mi? Burada da dedin, söz verdin. İkinci bölümde bana yeni bir tane moderatörü bulursunuz abi. Tamam. Biz yine aç kaldık ama. Neyse, bu videonun gelirinden bari en azından para alalım, abone olmayı, şey falan. İlk 6 ay tüm kanalı, doğru, tüm yerleri Ösemeli kardeşlerimize gidiyor. 6 ay... Senin alacağın paket bu saatte. Güzel paket. Tam 6 ay bir gün çalışayım o zaman, o son bir günün gelirinden alır uzarı. Tamam, yapacak bir şey. Tamam, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi, paso beğenmeyi, yani abone olun. Neyi beğenmiyorlar abi ya, Allah Allah yani. Yani asılın oraya bak, o tuşa basmak paralı değil yani, asılın böyle bir zang diye yüklenin. Tabii bir abone olsun yani ya. Abone ol butonuna falan tıklayın, onlar bedava. Sayın Umur Afan, sen abi, konuş istersen. Sen de ki. Bundan sonra abone olana güzel hediyelerimiz var. Beğenen abone olan herkese iPhone. Ya oğlum ne olacak, Instagram'da tamam abire fake çekiliş yapıyorlar bizde. Tamam bana yazsınlar, ben vereceğim. Abone olan arasında çekiliş yapıyoruz. Abone olup esas atan herkese iPhone X veriyorum a**ına. Yazın bana. kanala bekle, oluyorum. Olmamış bak. Senin sen ekibin daha abone değil mi? Ooo yakalandık. Her neyse, kanala abone olmayı, beğenmeyi, bir sonraki bölümlerde konuşulabilecek konu önerilerinizi yorumlarda yorumlara bekliyoruz. Yorumları da kullanın. Beğenmediğiniz yerleri beğenmedim demeyin. Çok ama güzel olmuş deyin. Beğenmediğiniz yerleri belirterek çok güzel olmuş deyin. Konularınızı da aşağı yorumlara, görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz. Sponsorluk işbirliği aşağıda o maile. Sponsorluk için DM. Markalar, Ali oğlum azıcık bakın lan üstümüze başımıza bir gelse bize, iki takım çekse, takımla yapsak güzel olmaz mı? Tabii canım, takımla. Ya takımla değil de böyle daha sportif, daha tatlı. Adını sansürleyin ama reklam olmaz. Direkt. Değil mi? Adamların reklam. Çünkü bize çok ihtiyacı var, reklam yapmamız lazım. Ama bir şunu kurma, bu saatten sonra verseler de almam bak. Vallahi almam bak. Biz Beymen Makko takalım. Ha, o şekilde. Oğlum tamam. Yüksek marka, bunlardan reklam gelmez zaten, anladın mı? Neyse. Markalar falan yazın oraya. Oralar önemli. Instagram'dan butik de olur ama gelsin yani. Panda kostümüyle çıksam ben. Dediğin o reklama girer işte. O girer, onun kapı zaten. Hani mesela panda kıyafetiyle geleyim. Hani böyle absürt, anladın mı? Ya bize sponsor olun yani. Sponsorlar aşağıdan mail, oraya bakın. Abone olun, beğenin, bol bol yorum yapın. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Cuma günü görüşmek üzere. Kendinize iyi, esen, güzel bakın. Bravo! Gel oğlum. Korktum ya bir anda. Hayır. Oğlum bana gel. Dos. Gel. Ulan dev gibi adam. Onları koymayın abi. Kayıtta mı lan? Onları koymayın. Al. Yarrağı elin kanka, aşağı da atlasaydın.